Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MiaTek'i inceleyeceğiz. Mia teknolojide son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda Kasım ayında halk arz olduğunu görüyoruz. Devamında 41 seviyelerine gitmiş. 40-70 seviyesine kadar yükselmiş. Buradan kar satışları da gelinmiş. Uzun bir sürede zaten bu bantta hareket etmiş arkadaşlar. Şöyle yatay ışın yaparsak. Gördüğünüz gibi 40 ile 27 arasında fiyatlanmış. Burada ne zaman yükselişe başlamış? Temmuz ayında borsada başlayan inmelenme ile birlikte momentumunda e, MIA teknoloji burada arttırmış. Yukarı yönlü güzel bir trend oluşturmuş. Trend burada 70 seviyesine kadar gitmiş. At, tam rakam söyleyelim. 69 seviyesine kadar. Sonra buradan bir miktar satış olsa da Kasım ayında başlayan rally birlikte çok sert şekilde yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş. Burada da 175 zirve olmuş arkadaşlar. Zirveden şu anda da %33'ün üstünde bir kayıp var ve satışlar hala devam ediyor. Hatta e, Miatik e, iki tane önemli kapatmasına rağmen şu anda pek alıcı bulamadı. Satış baskısı sürüyor piyasaya. Ayılar hakim olmuş durumda. Daha önce de aslında zirveden şu bölgede 125-124 seviyesine bir tepki gelmiş ama bu tepki zirvenin çok gerisine kalmış. Normalde bu tepkinin Biraz daha şu bölgelere daha devam etmesi beklenebilir ama o kadar altında kalmış ki burada da trende olan inanç biraz zayıflamış gözüküyor açıkçası ve devamında trend çizgisi kırılmış. Emaları kesmiş yani aşağı yönü kesmiş bu da zaten negatiftir ve düşüş trendi başlamış bu yükseliş trendini bitirmiş. Şimdi burada Miyatake bunu da kaldıran daha temiz olsun. Genel olarak baktığımızda şu anda dönüş noktası Fibonacci ile. 0.50 ve 0.618 takip ediyoruz. Tepkiyi de düzeltmeyi de Fibonacci ile takip ettiğinizde bu iki bölgeden genelde e, tepki alımları gelir arkadaşlar. Ancak 0.50 seviyesi yani şu an 118 seviyesinden herhangi bir tepki gelmediğini gözüküyor ki bu da bize bir sonrakinin yani 0.618 seviyesine doğru bir geri çekilmenin mümkün olduğunu yani gösteriyor. Onun için buranın altında kalmaları durumunda bir miktar daha izlenip 0618'e gidecek mi gitmeyecek mi diye takip edilmeli ki isteyen buralardan kademeli alım yapabilir arkadaş. Yani hem trend çizgisinin desteği oldu hem de 0618 önemli bir dönüş noktası olduğu için isteyen buradan kademeli alım yapabilir. Uzun vade için söyleme uzun ve orta vade için kısa vadeci için arkadaşlar da buradan alması durumunda yukarı yönlü tepkilerde satış gerçekleştirebilir. Daha altı mümkün mü? Evet daha altında da mümkün tren çizgisi kırılmasıyla birlikte 55 günlük hareketli ortalamanın 94 seviyesi bizi karşılıyor olacak arkadaşlar. Zaten buraya da çekilmesi durumunda da %70'e yakın bir düzeltme yapmış olacak. tekrar edin fiyat şu anda 0.5 seviyesinde fiyatlar 118.60'da görüyorsunuz. Grafik şu anda canlı arkadaşlar. Gecikme falan yok. Geri çekilme buranın altında kalması durumunda 0618 takip edilmeli. Buradan tepki alımlara gelebilir. Yani 104-105 seviyelerinden bir tepki gelebilir. Tepkileri kısa vade alan arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde isterse satar isterse uzun vade tutar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şu anda kısa vadeli grafikler her ne kadar aşağı satın bölgesinin altına inse de günlükte ve haftalıkta hala pay olduğunda belirtmekte fayda var. Peki düşüşlerin bittiğini nasıl anlayacağız? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle trend çizgisini çekelim. Burada artık gördüğünüz gibi bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendini kırması için şu anda fiyat 118'de. 130 seviyesi 13 günlük hareketli ortalama var ki bunun üstünde kalmalar biraz daha satış baskısının bize azaldığını gösterir. Eğer ki daha aşağı çekilmeler farz edelim fiyat burada zaten gördüğünüz gibi tamamen satıcı mı alım gelmemiz durumda 0618 seviyelerinde emalar da aşağı gelecek Böyle bir durumda da arkada 118 devamında da 130 seviyesi takip edilmeli. Aslında kritik eşikte 139 direnci arkadaşlar. 139 direnci aşabilirse yani buralardan yapacağı tepkiler sonrası önce bu trendi kırması gerekiyor ki. Burada 118 önemli olacak yarınki devamında yani aşağı gelmesi durumunda. Şu anda eğer buradan bir dönüş gerçekleştirirse 130 seviyesi dönmez aşağıdan 0618 işte seviye, 104 seviyeden bir tepki gelirse o zaman 118 takip edilme 118'in kırılmasıyla düşüş trendinde bittiğini söyleyebiliriz. Ancak bize teyit içinde 130 seviyesi gerekiyor. Yani 13 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalması gerekiyor ki bu düşüş trendinin kırsın. Tekrar yükselişlerine devam etsin. O zaman da önümüze 139 direnci çıkacak arkadaşlar. Bu direnci aşabilirse yukarıda bir 154-155 direnci takip eder olacağız. Onun üstünde kalmalarda tekrardan 175 seviyesi fiyatlanabilir. Orta ve uzun vade için söylüyorum. Şu anda kısa da görüntü negatif. Önce bu negatifliği pozitife çevirmesi gerekiyor. TK'de son durum bu arkadaşlar. Genel olarak şu anda aşağı yönlü bir trend var. 0.5 önemli. 0.5'in altında. Buralar takip edilme. Buralardan bir tepki gelebilir. Tercihinize göre ister alır e de satarsınız, ister uzun vade tutarsınız. Bu sizin yatırım tarzınıza kalmış bir durum. Miata için genel görüntü bu. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.